Ben 2017'den bugüne İYİ Parti'ye hizmet ettim. 4,5 yıl il başkanlığı yaptım. 2018'de milletvekili adayı olarak Şanlıurfa'da partimizin tanıtımı için, çünkü kimse partimizi tanımıyordu, hizmetlerde bulundum. Herkesin korktuğu, sustuğu dönemlerde 2000 araçlı konvoyla genel başkanımızı Şanlıurfa'da karşıladık. Sayın genel başkanımız geçen seneki toplantıda Urfa'daki araştırmalarımızda Şanlıurfa'da bir vekilimiz var. Feday oğlum, gözün aydın, seni Ankara'da görmek istiyorum, müjde olsun diye 30 tane Büyükşehir İl Başkan içinde bana söz vermesine rağmen Şanlıurfa'ya geldiğinde Türkiye'nin en başarılı il başkanısın oğlum, seni tebrik ediyorum. Ve akabinde seçim sürecinde Feday oğlum il başkanlığı sürecini çok güzel, başarılı bir şekilde geçirdim. İstifa et, gel, seni Ankara'da görmek istiyoruz. Ama görünen o ki, değerli kardeşlerim, partimizle uzaktan yakından alakası olmayan insanlar Urfa'da konuşulan şu şabeye rağmen listenin başında olan beyefendi maalesef ciddi paraların döndüğü, yani benim de listede olmadığımı burada ifade etmek istiyorum. Yani partimizi, davamızı hiç paraya sattılar. Ben şunu da söylemek istiyorum. Sayın Genel Başkanımız hep Beşik Çete'den bahsederdi. Burada da Beşik Çete var. Sayın Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanı'na diyordu ki kasanın başına damadı koymuşsun. Burada da kasanın başına halam dediği Ümit İkbayır'ı koymuş. Saygıyla arz ederim. Kamuoyunu vicdana bırakıyorum. Türkiye'de siyaset çökmüştür arkadaşlar.